Evet, otomatik vites aracın rampada çıkışına bakıyoruz. Gayet güzel ve başarılı. Şimdi arkadaşlar, Fiat Firona kullanıcısı olarak bir abimizden, dayımızdan sizin için sorup cevaplandıracağız elimizden geldiği kadarıyla. Ercan Bey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç yıldır Firona'sı kullanıyorsunuz efendim? Yaklaşık 6 senedir falan. Bu Firona grupların en çok yani baş belası olan kironik sorunları nedir? İlk önce kironik sorunlardan başlayalım. Örneğin sizdeki otomatik vites. Baskı balata. Çok bir yer. Baskı balata gittiği zaman volant, robot ayağı, evet, akış metresi, bunların hepsini patlatır. Onları kaçırmaman gerekiyor. Belli kilometrelerde değişmesi gerekiyor. Kullanan şahısların bilgisi gerekiyor. Şu an bu araçların yakıt tüketimi nedir? Sınıfının en az yakanı diyebiliriz. Yani hafif ticari araçlardan Firona en az mı yakar deriz? En az yakanı. 1.3 volt jet sorun pek olmaz bu motorda. İkinci el piyasası nasıl bunların? En akıretlerinden bir tanesidir. Hızlıdır. İkinci sırada, üçüncü sıradadır. Doğrudur. Parça durumu nasıl? Parça maliyeti uygundur. Otomatik hariç. Bu şimdi 1.3 kaç beygir? Bu 95 beygir. 95 beygir. Otomatik vitesleri nasıl oluyor? Şimdi hafif ticari bir araçla şimdi otomatik vites, ben mesela çok sık rastladığım bir konu değil. Hafif ticarilerde otomatik vites iyi mi yani? Nasıl? Bundan iki tam otomatik değil, robotik şanzıman. Yani yarı otomatik. Yarı otomatik gibi. Biraz daha farklı bir sistem. Sadece içinde bir tane robot var. O komut veriyor. Yani normal otomatik vites gibi değil. Ha, beyin kendi kendine otomatik atıyor. Ama aynen, sen istesen vites atabiliyor musun şu an? Tabii ki. Mesela? AM yazıyor orada. Evet. Şunu aldığın zaman bak, ekrana gel. Evet. Ekranda İkinci. Şu an onun üstüne yazıyor? Auto. Evet. Şimdi? Manuelleşti. Ben istersen. Bak. Evet. Değiştiriyorum. Gördüğün gibi. Bak, izin vermiyor. Neden? O devri yakalayamadın diyor. Harekete izin verilmedi diyor. Peki 2000 devirde mi normalde kendisi fides atıyor, yoksa 2500 ekonomiyle devirde mi? Alakalı. Ekonomiyi alırsan 2000 devirde atar. Evet. Normal modda sen istersen atar. Şimdi ekonomide 2000 devirde atıyor. Normalinde 3000-3500 devire kadar gider. Senin basmana göre, gaz pedaliyle alakalı. Dip gaz yaparsan 4000 devirde de atar. Ha, ne oluyor? Yakıtı az yakmış oluyor. Tabii ki. Yolda bununla maksimum yaptığınız nedir? Yani yapabildin mi o hızı? Onunla 165'i gördüm. Daha üstünü görmedim. Kadran zaten 180 şu an. Peki 140'tan sonra genelde bu araçlarda titreme ya da virajlarda yatma olayı var diyor. Aslı var mı? Yok. Bunun lastikleri 205, 55, 16. Geniş taban olduğu için o sorun yaşanmaz. Lastikle alakalı o sorun. Lastikler 195, 65, 14 gibi ya da ince jantlarda ince şey kullanırsan tabii ki arabanın savrulması, yol tutuşu ona göre fark eder. Bu ciddi bir fark. Bu pakette ne var mesela? Mesela bu 2011 mi? Evet, ses varı. Evet. Kuş kalkış, ESP. Evet. EBD. Evet. ASR. Zaten bir de ne var? Park sensörü var. Sis lambası var. Normal. Yani klima var mı dayı? Şey. Tabii ki var. Klima şu. Bastığınız zaman klimaya geçer. Hepsinde otomatik olan sistem bu. Yani dijitali yok bunun. Ama kullanım yeri de gayet var. Şurada cepleri var. Sigara koyma yeri var. Şurada ayrıyetten torbatı var. Yok, torpidosu kilitlemen ayrıyetten. Öyle mi? Anahtarlı, evet. Şurada. Aynen. Normal anahtarla kilitleyemiyorsun ama öyle bir olay var. Anahtarı farklı. Tabi bu anahtarla aynı. Kontak anahtarıyla kilitleyebiliyorsun. Ben herhangi bir anahtarı denedim, kapatmadı. Ha. O da güzel, herhangi biri girip açmasın diye. Peki ben diyelim ki Fiat Firona alacağım. Alırken neye dikkat etmem gerekir? Yani ben bu arabayı alacağım. Yanımda usta yok. Neyine bakmam lazım? Yani nedir bunun derdi, ilacı, sıkıntısı? Kilometresi yüksek olmayacak. 150 bini çok geçmemiş olacak. Evet. Ticari kullanılmamış olacak. Yani kargoda falan. Ya, kargo olabilir, yük taşınmamış olacak. Sürekli yük taşınırsan arabanın bütün aksamları illaki, tabii. Başka neye dikkat etmemiz lazım? Yani şaseleri standart. Onun
farklı bir şeyine bakmana gerek yok. Montaj edildiği sistemde bu sorun yaşanmaz peki. Bunların en çok tutulan paket hangisi? Hangi motor seçeneği? Zaten bir British Multi Jet, bir de 1.4 ekosistem diye bir motoru var, onun benzinli. O çok tutmuyor zaten, yakıyor araç. Yağ yakıyor aynı zamanda. Benzinli sıkıntı. Dizelini alacaksın. Yani en çok tutulan motor seçeneği bu aracın motor seçeneğinden. Ben teşekkür ederim Ercan Bey, bize bilgilendirdiğiniz için. Sizin tekrardan bir şey aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum, size kolay gelsin. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz.